Efendim Kanal 34 ekranlarında yine yeniden karşınızdayız. Yine bir çarşamba günü, yine güzel bir konu, yine güzel konuklar var. Efendim güzel bir İstanbul akşamı, Nisan ayına girdik. Artık bahar geldi, havalar ısınmaya başladı. Ve şimdi içimizi daha çok ısıtacak. Hepimizin böyle televizyon ekranlarında gördüğü oyunculuk yolu nasıl gidiliyor? Arka tarafta neler oluyor? Bir şey yapmak için hangi yollardan geçiliyor gibi soruları merak ettiğiniz. Aslında Türkiye'mizde birçok insanın oyuncu olma hayaliyle yanıp tutuştuğunu biliyoruz. Bu yüzden de işin erbaplarıyla bir araya gelelim dedik. Adı Umut Oyuncuları ve ismiyle de bağdaşsın diye onların Umut Oyuncuları adında kurmuş oldukları bir oyuncu fabrikası var. Şimdi işin duayeni var burada. Tahsin Özay abimiz burada. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ayhan Ünlü abimiz burada. Abi hoş geldin. Şimdi ben kendilerini tanıyorum. Özel hayatımızda birbirimizi görüyoruz, konuşuyoruz, istişarelerde bulunuyoruz. Ama tabii bilmeyenleriniz olabilir. O yüzden abi ben şöyle büyüğümüzden başlayalım deyip topu sana atayım. Sen kendini bir anlat abi bize şöyle. Ben Tahsin Özay, 1984 yılında Umut Ajansı kurdum. O günden bugüne kadar aşağı yukarı 20-22 yıl kadar ajans işletmeciliği yaptım. Daha sonra 2007'de tekrar kapattım. Sonra yine kas direktörleri, ondan sonra yapım koordinatörlüğüne başladım. Ve gördüm ki bir sürü ajanslar açılmış. O ajanslara istinaden tekrar bir ajans açmayı, Ayhan kardeşimle tekrar bir ajans açmayı düşündüm. Çok değişik şeyler duyuyorum. Ajanslar yapmadığı dizileri, görmediği diziler, biz kendileri yapıyormuş gibi oyunculara veya işte mesajlar atıyorlar. Şurada beğendim, burada beğendim, gelin buyurun. Yönetmen sizi beğendi. Buyurun kendisine çalışalım. Tabii gidiyorlar. Gittiklerinde de o dizilerle alakası olmayan şeyler söyleniyor giden kişilere. Maksat kayıt parası. Kesinlikle. Maksat onu almak için. Ama ben bu kayıt paralarını önlemek, durdurmak için tekrar Umut Oyuncuları adı altında, Umut Ajansı, Umut Oyuncuları adı altında ajans açmayı Ayhan kardeşimle uygun gördük. Bakalım inşallah başarılı olacağız ama yine söylüyorum bizim amacımız kayıt parası almak ya da insanları kandırmak değil. Gerçekten birebir ne kadar faydalı olabilir, nerelere gönderebiliriz, gönderdiğimiz işlerin haricinde başka işler bizim gibi göstermeyeceğiz. Birebir çalışmak için arkadaşlarımızı bekliyoruz. Kayıt olmak istiyorsa buyurup gelsinler. Elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız inşallah. Şimdi, şimdi zaten birazcık o bataklara falan gireceğim zaten birazdan. Tabii ki. Abi bir de seni tanısın bakalım millet. Kardeşim 1998 senesinde Tahsin abinin yanında oyunculuğa başladım. Ünlü güzel dizilerde oynadık Tahsin abinin sayesinde. Tabii Tahsin abi kayıt parası almaz da şu piyasaya bakıldığı zaman da elinden çok oyuncu geçmiştir. 98 yani 20 yıllık bir emeliyat. 21 yıllık beraberliğimiz var Tahsin Bey'le. İkinci bahar dizisinde ben oyuncusuydum. İşte Mahallim Muhtarlara, Marzi'ye derken bugünlere geldik. Geldik buraya kadar. Vay Mahallim Muhtarlara dedim beni çocukluğuma götürdün ya. Ne güzel diziydi ama evet. Ya. Vallahi çok güzel diziydi. Şimdi programımızın ismiyle direkt bağlantılı Umut Oyuncuları. Geçmişte Umut Ajansı abi. Bu Umut isminden vazgeçmiyorsun anladığım kadarıyla. Geçmiyorum çünkü özdeşleşti bizimle o. Mutlaka öyle koymam gerekiyordu ki bir de adımız var. Tahsin Özay, Umut Oyuncuları, Umut Ajansı. Herkes bilsin. Onları bilenler bizim ne yaptıklarımız, geçmişte yaptıklarımız da bizi. Abi şimdi baktığımız zaman mesela ben kendim sahne sanatları okudum. Türkiye'de özel üniversite sayısı arttıkça oralarda da oyunculuk mezunu veren bölümlerin sayısı artmaya başladı. Geçenlerde arkadaşlarla bir kapatasla şey yaptık. Yılda böyle 220'nin üzerinde oyuncu çıkışı var diplomalı. Yani baktığın zaman hangi birisini ekranda görüyoruz? Çok az. Devlet tiyatrolarında oynuyorlar mı? Yok. Sonra bunlar birikiyor. 3-4 yıl sonra 1000 civarında diplomalı oyuncu oluyor. Bunun haricinde bir de alaylılar var. Derken ortalık böyle oyuncu olacağım diye gezinenlerle dolu. Hakkı milletinde. Tabii ki. Ama dediğin gibi birebir benim de geçen hafta yaşadığım, sana programdan önce söylediğim olay. Olay bir yere kadar geliyor. Menajerimiz seni beğendi. İyi de ben menajere fotoğraf atmadım, video atmadım. Bir isim soyisim, boyum 1.80, kilom 71. Herhalde diyor ki 1.80'lik adam lazım. Finale geliyoruz, 400 lira kayıt parası. Hadi diyorum görüşürüz. Yani mevzu niye buraya döndü abi? Mevzu işte boşluktan faydalandılar şu anda. Tabii ki bu işi düzgün yapan ajans, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız da var. Onlara sözümüz yok.
Ama yine söylüyorum, eğer bir ajans oyuncuları gelin beğenildiniz şu dizide oynatacağız diyorsa inanmasınlar. Kendi yapmadığı işi yapmış gibi göstererek o giden arkadaşa biraz daha uyanık olsun, para vermesinler. Ajanslarda kayıt parası diye bir şey yok. Ha bize gelsinler, biz kayıt parası almayacağız. Ha yapacağımız işleri söyleriz. Çağırdığımızda bu işe gider misin? Giderse gider, gitmezse eyvallah deriz yani. Ama dikkatli olsunlar. Öyle bir sektör yok, öyle bir kayıt parası yok. Ben yıllarca Umut Ajans aşağı yukarı 22 yıl kadar Türkiye'nin en büyük ajansıydım o zaman. 2007'ye kadar ki herkes bilir, bütün camiada beni bilirler. 2007'de işte ekonomik nedenlerden dolayı kapattım, işte yine bir kriz yaşadım. Evimi arabamı sattım ve o oyuncuların parasını ödedim. Bunu herkes bilir. İşte ben satıp ödüyorum, bazıları da parayı çevirmek parayı, için vermiyor. Evet, gelin kayıt parası adı altında oyunculuk yapıyor. Tabii ki bu şartlarda olmaz yani. Ben ona istinaden bir Umut oyuncularını kurdum Ayhan Bey'le. İnşallah bundan sonra başarılı oluruz diye düşünüyorum. Bir de mevzunun adını da değiştirmişler. Bazıları şey diyor, bizde diyor kayıt ücreti yok ama diyor fotoğrafçımız diyor sizin diyor fotoğraflarınızı çekeceği için o değişin için falan fotoğrafçının parası adı altında. Bir de artık öyle bir açılım yapmaya evet, başlamışlar. Bir de kağıdınızı alatıyorlar. Diyorlar ki bizim setin haricinde hiçbir ajansa gidemezsin. Evet. Sözleşmede onu ibare olarak açmışlar. Ama öyle bir şey yok. Sen o adamı onu yaptırıyorsan o adamın maaş bağlaması lazım. Tabii canım. Maaş da bağlamıyorsun. Ayda bir tane çekim eğe yollayacak veya yollamayacak. Gittiği zaman da diyor ki sen niye gidiyorsun? Seni diyor böyle diyor konuşmadık diyor. Onun da parasını 7-8 hafta sonra vereceksin. Onu da vermiyor. Bazılarında şey de varmış, yani ben denk gelmedim ama hem kayıt parası alıyorlarmış hem de ilk oynadığım bir iki bölümü... Stajyer diye. Evet, öyle bir muhabbet oluyormuş. Bölüm, bizde kalacak para diyorlarmış. Üç bölümü kesiyorlar, üç bölüm vermiyor normalde. Öyle yani, bir şey yok aslında. Öyle yapıyorlar. Ben öyle yapmayacağım. Gittiği günden itibaren gelip ödemesini alacak. Söyledim, belirli bir ödeme günümüz olacak. O günlerde ödemelerini alacaklar. Öyle ya, bir sıkıntımız olmayacak. Senin o konuda ayıran zaten en büyük özellik bu. Ki milletinde zaten en büyük şey bu, handikapı bu. Yani ben Ankara'dan gelen bir adamım. Ankara'da da o sıkıntı vardı. Yani millet 5-6 hafta bekliyordu. 5-6 hafta sonra alıyorlardı. O da parça parça alınıyordu. %95'inde var zaten bu sorun, problem. Ajansların %95'inde. Ya burada ajans mı para çevirmiyor yoksa şey yapımdan mı para geç geliyor? Ben Ömre Bedeli'de oynadım. Ömre Bedeli'nde ama oyuncusuydum. Ben Ömre Bedeli'de 6 bölümün parasını alamadım. Sete gitmedim. Seti bıraktım. Bir de devamlı karaktersin. Devamlı karakterim. Bu yani şekilde. Senarist nasıl çevirdi? Artık nasıl çevirdiyse. Ya oluyor tabii öyle. Yapımlarda da sıkıntı oluyor. Bizlerde de oluyor. Alamadığımız gibi zaman zaman ödemediklerimiz oluyor ama ben çok şükür kimsenin parası kalmadı bugüne kadar. Ben Umut Ajans olarak. İnşallah bundan sonra da öyle bir şey olmaz. Bu oyuncu tarafında tam gecikme oluyor da şey, sette de gecikme oluyor mu? Oluyor. Tabii ki. Herkes aynı. Tabii. Herkes de oluyor. O zaman sıkıntı yukarıda başka bir yerden kaynaklanıyor. Tabii ki. Onlar da alamadık yerlerden. Onlar biz ödemediği gibi. Biz de oyunculara geç ödüyoruz. Herkesin birbirine bağlantısı var yani. Dur abi, hazır senin gibi bir usta yakalamışken şeyi sorayım ben ya. Niye bu kadar çok dizi var abi? Ya bu dizi sektörü aslında Türkiye'de iyi tuttu. İyi de gidiyor. Yurt dışında şurada burada izleniyor. İşte bu dizi sektöründen faydalanmak isteyen böyle merdiven altı ajanslar türedi işte. Yani her gün bir tane ajans açılıyor. Her gün. İşte gelin, ben birkaç kez isim değiştirdim. Hatta bir isim vermeyeceğim. Bir iki ajansa gittim. Hani yapmadığı dizileri yapıyormuş gibi gözüküyor. Ben dedim şu dizide oynayacağım. İsim vermek istemiyorum. Beni oynatır mısınız? 4 tane kişiyle görüştüm o dizide oynayabilmek. Ne istiyorsanız vereceğim. Tabii ki o diziyi yapmadığını bildiğim için ben de üstüne gittim. Gittim 4 kişiyle görüştüm. Halen daha ben o dizide oynayacağım. Para da teklif ettim. Yeter ki oynatın vereceğim dedim. Ama bir içeri girdim ki bir sürü kayıt parası verip kayıt olanla o çocuğunu getirin, şunu bunu getirin. Neydi? O dizi, bu dizi söylüyor. Orada afişlerini de asmışlar. Evet, ajansla. Herkes afiş asıyor bir de. Afişleri asmışlar. Bu diziler sizde mi? Evet. Soruyorsun, yok. Sonradan bu diziyle ne zaman çalıştınız? Kem küm. Yetkiliye bağlıyor, oraya götürüyor, buraya götürüyor. Sonuçta bir şey yok ama bir kandırması yanı var. Var. Yani ya bir de yazık. Şey, şimdi hangisine gitsen, örnek veriyorum, şu an revaçta olan ne var? İşte Çukur, Diriliş Ertuğrul, işte Avlu mesela. Evet. 20 ajansa gidiyorsun, 20'si de bunlarla çalışıyor. Hepsinde afiş var. Yani ben o dizilerden bir tanesini sıkı takip ediyorum. Bittiği zaman sadece 6 tane ajansın adı yazıyor, kasta.
Yani işte, o zaman hepinizin adınız yazması gerekiyor. Yani öyle olsa İstanbul'daki bütün ajansların orada adının geçmesi lazım. Bütün ajanslarda Çukur dizisinin afişi vardı. Var var. İşte seçmeler başladı, gelin. Kardeşim senin nasıl ya da öyle bir yetkin yok ki seçme yapacaksın. Yönetmen seçer bunu ya da onun asistanı var, şuyu buyu var, senin seçme çok güzel bir cümle hilesi var. Biz ön seçimi yapıyoruz, beğendiğimiz oyuncuları yönetmene öneriyoruz. Öneriyoruz. Ha, bizim önerdiğimiz oyuncular da yönetmen tarafından dikkatle izleniyor. Oradaki tehlike zaten şey, biraz evet. Sonra kayıt parası geliyor. Kayıt işte, o zaman kayıt parası alıyor işte. Sizi kandırıyor oradan. Aynen. Çalışmayla beraber. Verip çıkıp gidiyor. Ben bir tane ajansta yeğenim gitti. Ki beni de tanıyorlar. Yine onu da anlatayım. Defalarca gittim geldim. Bakın ben Umut Ajans'ın sahibiyim ki söylüyorum. Bak yıllarca ben bu ajans sektöründe işletmecilik yaptım ve hiç hayatımda kayıt parası değil. Ajansa gelen oyuncudan yol parası olmadı. Onları dahi veriyordum ki gidebilsin diye evine. Gittim geldim gittim geldim sonunda alamadım. Dedim artık bildiğiniz gibi yapın ya. Eğer ajansçılık buysa yanlış. Onun için ben Umut oyuncularını kurdum. Yok ya, senin gibilerin olması lazım ki artık şu piyasada şu kötü algı bir çıksın gitsin ya. İnşallah çıkartıyoruz yazık. Ama. Vallahi yazık. Abi senin bu ajans muhabbeti haricinde senin yapım koordinatörlüğü tabii. Falan öyle bir şey. En son Poyraz Karayel miydi bildiğim kadarıyla? Poyraz Karayel'deydim evet. Ondan önce de birkaç tane dizide yine yapım koordinatörlüğü yaptım. Sadiye Açık Kültür Merkezi'nde kas direktörlüğü ve eğitmenlik yaptım. Birçok tiyatroda oyunculuk yaptım. Ben zaten 80'li yıllarda TRT 1'li dönemlerden beri oyunculuk yapıyorum. Sonra ajansı kurduktan sonra oyunculuğu bıraktım. Birçok dizide oynadım ben bir zamanlar. Şimdi oyunculuk yapmıyorum. Artık kamera arkasındayım. Şimdi yine fırsat bulursam bir iş çıkarsa yapım koordinatörü ya da prodüksiyonda bir görev alırım çıkarsa inşallah. Ama böyle geçmişte oyunculuğu tatmış birisinin de şu anda başta bulunuyor olması aslında kayıt olacak tabii. Olanlar için avantaj. Evet. Tabii mesela ki. Bir tanesi burada işte yani elin bir değmiş maşallah. Ben yıllarca bu işi yaptım. Bakın işte bir masa sandalye koyarak ajans açılmıyor. Bunun altyapısı var mı? Geçmişte oyunculuk yapmışım ya da eğitim vermişim mi? Herhangi bir şey var mı? Yok. Gelin kayıt olun. İşte şöyle yönetim. Bir de ajanslar bunu yapıyor. Biz sizi diyor yönetmen şey tiyatro oyuncularımız şey yönetmenlerimiz de gönderelim orada eğitim alın ki daha iyi oyunculuk yapabilir. Aynen. Bir de oradan para alıyorlar. Oradan da bayağı alıyorlar. Milli Eğitim'den onaylı bilmem şuradan ki Milli Eğitim'den onaylı olabilecek bir yerin bir sürü prosedürleri var. Aynen. Bunlar uygulaması gerekiyor. Onlar iki odalı veya tek odalı bir yerde Milli Eğitim'den onaylı sertifika da veriyormuş bunlar. Nasıl veriyorsa. Ben yıllarca bu sektörün içindeyim. Öyle hiç bir gün cesaret edip de bir sertifika verip de oyuncuyu... Sen işi bilmiyormuşsun abi. Veremedim ya. Aslında abi o konularda dürüsttür, düzgündür yani. Beni aşağı yukarı bilirler. Belki şu an izleyenlerimiz görecek, duyacaktı. Belki telefonla arayacaklardı ama... dürüstlüğümden ödün vermeyeceğim eğer. Eğer bu işi yapacaksam dürüstçe. Kazansam da, kaybetsem de... Dürüstlüğümden vermeyeceğim. Yok ben zaten şeyde etkilendim ya, ev arabayı sattığımda evet. Herkese alacağını verdim. Aynen öyle. O herkese örnek olunacak bir hareket. Hani firmadan alamadım, ben arabamı sattım, evimi sattım ve bunu bütün oyuncu arkadaşlar da bilir. Yani burada şey olsun diye söylemiyorum. Hangi ajans bunu yapıyor? Mümkün değil. Ama ben yaptım. Hani konuşmasın, rahat ki dolaşabileyim. Hadi şu adam benim paramı vermedi demesin dediği zaman zaten kahrolurum. Çok şükür. O konuda müşteriyim ya. Tahsin abi 21 yılda beraberiz. Tahsin abinin ne bana karşı ne bir oyuncularına karşı hiçbir yanlışını görmedim. O yüzden zaten Tahsin abiyle beraberiz. Sizin ilk tanışma nasıl oldu? Bizim bir arkadaş vardı. Kulaklar açılmasına götürdü. Dedi böyle bir tane bir ajans vardı. Dedi. Umut Ajans dedi. Dedim nerede dedim? Beşiktaş'ta dedi. İsmi dedim. Sahibim dedi. Tahsin Özay. Gidelim dedim. Tanışalım. İşte gittik sağ olsun Tahsin abi bizi geri çevirmedi. Kaydımızı aldı. Dedi işte sinema filmini gönderdi. Mahalline Muhtarlara, Marzi'ye. İkinci Bahar dizisinde ama oyuncusu olarak gittik. Ondan sonra Zeynep, Karamelek derken dizi üstüne dizi geldi. Boşumuz yoktu. Allah razı olsun. Elimizden tuttu bizi. Bir yerlere getirdi yani. Televizyon sektörüne girdiysek Tahsin abinin sayesindedir. Ajansın tekrardan Umut Oyuncular adı altında açılmasında ilk böyle fitil ateşleyen sensin herhalde. Evet, beraber. Evet, beraber. Beraber karar verdik. İlla
Kasino bu açalım. Ben bu yaştan sonra zorlama dedim. Yok dedi, senin deneyimlerinden faydalanmak istiyorum Tahsin abi. Düşünüyordu Tahsin abi normalde. Ben biraz fazla üzerine gidince beni de kırmadı sağ olsun. Evet, abi, senin deneyimin buranın ateşi derken. Ateşi derken evet böyle bir şey çıktı ortaya. Ne güzel güzel. İnşallah başarılı oluruz diyor. İnşallah abi. Var mı şey başvurular falan başladı mı? Kayıtlarımız başladı. Başladı. Güzel. Gelenler artık bana da bir el, siyeli el dokunursun artık. İnşallah tabii. Buyur yani gelin. Umut oyuncular. Benim adım Ümit. Orada da zaten bir şey var. Yeriniz Gültepe'de gelirsin. Aynen aynen. Zaten şimdi sizinle ilgili bilgiler zaten altta geçiyordur. Umut oyuncuları olarak Instagram'dan olsun, Facebook'tan olsun, web sitesi var. Twitter web sitesi. Yani Umut oyuncularına dair her şeye ulaşabilirsiniz. Ben de kendim kişisel Instagram'dan program bittikten sonra an olarak paylaşacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Buradan sesleniyorum. Gidin. Ben mesela İstanbul'dayım 5,5-6 aydır. Ben de bir arayış içerisindeydim. Tabii ki. Tahsin abi falan tanıyorum, biliyorum. Ama böyle bir oluşumun içine girdiklerinden benim de daha yeni haberim oldu. Artık ben de Umut oyuncularının kervanına katılacağım. İnşallah. Sizler de gelebilirsiniz. Bekleriz. Abi şimdi senin bu sektördekilerden nasıl ayrıldığını, senin farkını falan artık millet anlamıştır büyük bir ihtimalle. Tabii. Zaten seninle bir işe girdiklerinde de birebir pratikte bunu göreceklerdir. Tabii ki. Böyle son finaline ne demek istersiniz abi genel anlamda? Sana geleceklere, bu sektöre girmeye çalışanlara? Valla doğru ajansları seçsinler. Gerçekten yani oyuncu olmak istiyorsanız araştırsınlar ajanslar. Her kayıt ya da reklam veren ajansların hepsine gitmesinler. Tabii ki istisnai ajanslarımız var. Onlarla çalışsın. Ödemelerini yapan ajanslarımız var. Burada isim söylemem gerekmiyor. Onlar ayrı tutuyorum. Ama ki onlar da bu birkaç kez televizyonda görüştü ve konuştu. Onlar da ajanslarla ilgili bayağı bir programlar oldu. Haberler de çıktı. O söyleyen arkadaşlarımız doğrudur. Ben isterim ki doğru ajansı seçin. Doğru yerde durun. Önünüzü görün. Yoksa boşu boşuna para verip de kendi kendinizi kandırmayın derim. Bu şekilde tavsiyem olur. Sloganımızı söyle Tahsin abi. Efendim? Sloganımızı da söyle. Ben bir şey kendi yazmış oldum. Başarmanın yarısı cesaret, yarısı yetenek, yarısı da destektir diye. Bu benim kendi sözümdür. Oyunculara söyleyeceğim şey. Başarmanın yarısı cesaret, yarısı yetenek, yarısı da destektir. Bu şekilde olursa herhalde destek başarılı olur. Ya. Evet. Yani yetenekli oluyorsun, bazılarında cesaret yok ben görüyorum. Bazısı çok cesur ama yetenekten muzdarip. İkisi olanlar ama destek kısmı yok. Bir yerin eksik kalıyor. Aynen öyle. Üçünü tamamlayamıyor yani. Aynen öyle. Bu benim kendi çıkarmış olduğum söz. Herhangi birinden alma değil. Ki bu da gerçekten yerine oturmuş bir laf oldu yani. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Sen finalde ne dersin abi? Tahsin abi söyleyeceğini söyledi, bir şey söylemeyi olsun, fitili ateşleyen sen misin? Sen de bir şeyler söylemen lazım. Evet. Ya kardeşim bir herkesi bekliyoruz biz dediğimiz gibi. Satikyalara gitmesinler, doğru yere gelsinler, doğru adrese mutlaka karşılığını alacaklardır. Boş değildir hiçbir şey. Biz buraya girdik, bu yola girdik dediğimiz gibi. Yani bu satikyal ajansları bir yere atmak doğru da bir tarafta olması için biz bir yola çıktık Tahsin abiyle beraber. Bu şekilde devam edeceğiz. Sen oyunculuğu bırakmayacaksın ama değil mi? Ben oyunculuk çıkarsa yine yapacağım, sıkıntı yok. Zaten Özel Etek şirketinde çalışıyorum. Ha doğru ya, sende bir de o var. Özel Etek şirketinde çalışıyoruz. Dizilerin aksiyon sahnelerini yapıyoruz. O yüzden biz çatapatların falan birçoğu buradan çıkıyor. Evet. Onları yapıyoruz. Sağ olsun şirket de bir şey demedi, sağ olsunlar. Yardımcı oluyor. Ayhan'ın bu işe başvurduğunda yardımcı oluyor sağ olsunlar. Şirketimizin adını da söyleyebilirsin ya. Meka Özel Efek. Meka Özel Efek. Evet. Meka Özel Efek'te çalışıyoruz. Evet efendim, içinde bulunduğu sektör sizlerin de her akşam herkesin belli fix dizileri var. Aman şu gün şunu izleyeyim, bugün bunu izleyeyim. İşte orada bulunanlar nerede, nasıl bulunuyorlar? İşte destek kısmını konuştuk, cesaret, yetenek bunlar nasıl harmanlanıyor? Doğru yer, doğru zaman, doğru adres dedik. O şekilde kapatalım o zaman. Adı Umut Oyuncuları. Çok güzel denk geldi. İlk bölümde de Umut Oyuncuları'yla birlikteydik. Gerekli ulaşacak olduğunuz noktalar Instagram, Twitter, Facebook ve web sitesi olarak oradan ulaşabilirsiniz. Yerleri kağıthanede aradığınız zaman orada karşınıza öylesi işi bilen dürüst iki tane adamla karşılaşacaksınız. Umarız birlikte kamera karşısında buradan bizi izleyenlerle de rol arkadaşı oluruz. Ne diyeyim?
Evet efendim, umudunuz eksilmesin böyle çok fazla Umut'tan konuşmuşken. Başka bir programda görüşmek üzere. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.